Selamlar, benim adım Ufuk Gedikoğlu. Amerika'da Wall Street'in değişik hedge fundlarına, yatırım firmalarına yapay zeka bilgi servisi olarak çalışıyorum. Yaptığımız iş, yapay zekayı hem kullanıyoruz hem de aynı zamanda yapay zekayı biz programlıyoruz ve e, çeşitli e, ticaret sistemleri üzerine uğraşıyoruz. Bir yazılımcının gözüyle yapay zeka nedir, ne işe yarar? nerede ve nereye gidecek? Bugün onunla tartışacağız. Tekrar ediyorum ben bilgisayarçıyım, yazılımcı gözüyle bakıyorum ama teknik detaylarına girmeyeceğiz. Yani size burada kod yazmayacağım ya da kodun nasıl yazıldığını anlatmayacağım. Sadece yapay zekayı nasıl kullanıyoruz, nasıl yapıyoruz ve bir bilgisayarcı gözüyle, bir yazılımcı gözüyle bu yapay zekanın nereye gideceğini tartışacağız. Bu arada yapay zekanın nasıl işlediğini size örnekleyebilmek için tarihin ilk e, iki otonom arabasını göstereceğim. Ve bunun işleyiş tarzı hakkında da konuşacağız. Lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Bir biz bilgisayarcılar ne yapıyoruz? Yaptığımız işe esas da, çok basit olarak anlatırsak tercümanlıktan başka bir şey değil. İnsan dilinde yazılan yazıları alıp bilgisayar diline çeviriyoruz. Yani Türkçe ya da İngilizce yazıları C++ ya da Python bilgisayar diline tercüme edip bunları pazarlıyoruz. Başka da yaptığımız bir şey yok. O kadar abartılıyor ama gerçekte yaptığımız şey insan dilindeki dokümanları alıp bilgisayar diline çevirmek. Bir örnek vermek gerekirse dün yine, yine borsaya girdim borsadan bilgileri indirdim ve bu bilgileri analiz ettik. Benim yaptığım şey bu bilgileri satır satır hücre hücre teker teker inceledik. Ve bundan belirli bir ticaret fikri çıkarabilir miyiz, çıkaramaz mıyız bunu analiz ettik. Şimdi size bu anlattığım şey klasik programcılıkta. Yeni bir programcılık tarzı da çıktı. Buna da yapay zeka diyoruz yaptığımız şey bilgiyi teker teker incelemek, satır satır incelemek yerine hepsini birlikte bir sisteme verip analiz etmesini istiyoruz. Bu yüzden de adına yapay zeka adı veriliyor. Eğer üniversite birinci sınıfta istatistik dersleri aldıysanız, bunlarla bunları zaten biliyorsunuz. Bu tür dersler genellikle olasılıkla başlar. Bir kutunun içinde 8 tane kırmızı, 2 tane beyaz varsa ve bir tane e, bir tanesini seçersem bunun kırmızı olma olasılığı nedirle başlar? Daha sonra datayı gruplama üzerine gider. Yani bu eğer bu 8 tane ile 2 tanesini değişik gruplarsam nasıl bir gruplama yapabilirim algoritmalarına girer. Ve bu günlerde kullandığımız, bu yapay zekada kullandığımız algoritmalar tamamıyla bu başka da bir şey değil. Arada herhangi bir fark varsa o da hesaplama kabiliyeti. Üniversite birinci sınıfta data setlerini incelediğiniz zaman gördüğünüz sadece, kullanabildiğiniz sadece 100 ya da 200 satırlık bir data setiydi. Ama bugünlerde büyük data sistemlerine ve e, bulutları kullanaraktan milyarlarca Raw'u birden aynı zamanda izleyebiliyoruz. Yani satır satır okuyabileceğiniz data sete 100-200'den birkaç milyar e, data sete çıkmış durumda. Şimdi bir örnekle yapay zekanın nasıl çalıştığını göreceğiz. Ve örnekte otonom e, araba. Tarihin ilk otonom arabası 1984 yılında Amerikan ordusu için geliştirdi. Bildiğiniz gibi Amerika'da iki büyük üniversite var bilgisayar dalında. Bir tanesi MIT, öbürü de Carnegie Mellon Üniversitesi. Ve bu ilk otonom arabayı geliştiren e, üniversite de Carnegie Mellon Üniversitesi. Gördüğünüz e, üniversitenin kampüsü ve eğitim ve arabanın e, tasar tasarımı tamamıyla Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yapıldı. Daha sonra bu ilk arabayı geliştiren bilgisayarcılar Carnegie Mellon Üniversitesi'ne ayrılıp Tesla'nın ilk çalışanları oldular. Taşıdığın adı ne? Lab One. Yani mobil laboratuvar 1. Çünkü içine tonla bilgisayar konulmuş ve önünde de gördüğünüz birkaç tane bilgisayar öğrencisi. Bu öğrenciler yazılımları yazdılar ve değeri analiz ettiler. Şimdi ilk görmemiz gereken şey bilgisayarcıların ilk yaptıkları şey DEDE'yi oluşturmak. Bunu yapabilmek için de arabanın kendi kameralarını kullanıyorlar. Ve bu DEDE'yi alıp bilgisayara işliyorlar. Bilgisayardan da bir model geliştirilmesi isteniyor. Daha sonra bu geliştirilen modeli bilgisayar kullanaraktan arabayı nasıl kullanacağını anlıyor. İlk başta çok garip komplike gelebilir ama olay çok basit. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi bilgisayarcılar alıyorlar. Bu taşı da kampüsün içinde kullanıyorlar. Kullanırlarken de iki şey yapılıyor. Arabanın bilgisayarları e, gördüğü resimleri kaydederken şoförün yaptığı hareketleri de bununla, bu resimlerle bağdaşlaştırıyor. Yani eğer bir resimde şoför sağa doğru çeviriyorsa direksiyonu, bunu o resimde sağa doğru çevirmesi gerektiğini bilgisayar anlıyor. Buna da model diyoruz. Şoförün hareketleriyle resimlerin birbirine kaynaşması da eğitim olayı. Yani bilgisayara dediğimiz şey, ben eğer bu resim çıkarsa sağa doğru arabayı çeviriyorum ya da arabayı yavaşlatıyorum ya da arabayı hızlandırıyorum. Eğer öbür resim çıkarsa sola doğru çeviriyorum. Eğer daha başka bir resim çık çıkarsa düz, düz olarak devam ediyorum. Daha sonra bilgisayarın yaptığı şey bu resimlerle o anda gördüğü resmin e, bağdaşlaşmasını kurduruyor. Yani şu anda gördüğüm resim daha önce gördüğüm resimlerle uyuyor mu, birbirine uymuyor mu? Uyan bir resim varsa o resimde şoför sağ mı çevirdi, sola mı çevirdi direksiyonu? Yani bilgisayarın anladığı bir şey yok. Sadece o resimlerle şoförün hareketlerini birbirleriyle bağdaşlaştırmaya, uyuşturmaya çalışıyor. Bu eğitim daha değişik alanlarda da yapılıyor. Tek şeritli yolla, iki şeritli yol, daha sonra hiç asfaltsız yol ve ortasında işaret olmayan asfaltlı yol gibi çeşitli ortamlarda bu eğitim çalışması devam ediyor. Daha sonra bunların hepsinden birer birer model oluşturuluyor. Yani model dediğimiz resimlerin database'i. Bu database'ler biraz daha karışık olduğundan dolayı bunlara neural network diyoruz ya da model diyoruz. Daha sonra bu modellerin hepsini birden araba yolda giderken inceliyor. Bunlara bakaraktan iki şeritli yolda mıyım, bir şeritli yolda mıyım, asfaltlı yolda mıyım, asfaltsız yolda yolda mıyım bunu anlayabiliyor. Bunu anlayabilmek için de gördüğü resimle bu modellerin arasındaki farklılıkları araştırıyor ve bu araştırma da istatistik bir yoluyla yapılıyor. Yukarıda gördüğünüz resimlerde e, güvenilirlik düzeyi var, onlar da istatistik algoritmaları. Yani üniversite birinci sınıfta gördüğünüz istatistikten başka bir şey değil. Peki sonuç olarak neye varıyoruz? Yapay zeka zeki ve yapay mı? Ve elektrikten sonra bulunan en büyük buluş mu? İnsanları ve dahası yazılımcıları yok mu edecek? Bunları inceleyelim. Önce sormamız gereken şey bu öğrendiklerimize bakaraktan Yapay zeka, yapay mı? Gördük ki otonom arabaları bile işletebilmek için bu yapay zekanın eğitilmesi lazım. Bu eğitimi yapanlar da insanlar. Tamam, bilgilerin çoğunluğu otomatik olarak elde ediliyor ama makinanın bu bilginin anlamını anlamasına olanak yok. Bu yüzden de bu bilgileri bilgisayara ver verecek kişiler ve bilgisayara öğretecek kişiler gene insanlar. Yani yapay zeka yapay değil. İnsanların verdiği bir zeka. İkinci soracağımız şey yapay zeka zeki mi? Öncelikle eğer benim yaptığımı maymun gibi tak taklit ediyorsanız hiçbir zekanız yok. Papağan da taklit ediyor. Sizin söylediğiniz sözleri söylüyor ama o kelimelerin anlamını bilmiyor. Bilgisayar da o şekilde, papağan gibi, sizin yaptığınızı aynen yapabiliyor, sizden hatta daha güzel takdir edebiliyor. Çünkü değişik yerlerden inputları alabiliyor. Ama bu bu öğrendiği anlamına gelmiyor, zeki olduğunu anlam anlamına gelmiyor. Zeka olmayan bir ortamda, daha önce karşılaşmadığı bir ortamda yorum yapabilmek. İşte bilgisayarlarında bu su yok. O yüzden de bilgisayarlar zeki değil. Yani bilgisayarlar buluş yapamazlar. Yani bilgisayarlar yeni bir şey ortaya çıkaramazlar. Buna olanak yok. Üçüncü şey ise yapay zeka özel konumlar için eğitiliyor. Genel bir işlevi yok. Yani herhangi bir ortama koyup yapay zekayı hadi şunu yap diyemiyorsunuz. Teker teker eğitmeniz gerekiyor yapay zekayı. Yani genel amaçlı bir yapay zeka henüz oluşturulmuş değil. Ve bugünkü algoritmalarla, bugünkü bilinen istatistik algoritmalarıyla bunların yapılmasına olanak yok. Şimdi burada soracaksınız. Peki siz bunu biliyorsunuz da diğer bilgisayarcılar bilmiyor mu? Neden bu yapılıyor? Neden bu kadar söyleniyor? Neden bunlar şey yapılıyor? Neden deniliyor ki yapay zeka elektrikten sonra bulunan en büyük buluş? Öncelikle söyleyeyim biz de biliyoruz bunu. Çünkü Microsoft da biliyor bunu. Çünkü isminden anlayabiliyorsunuz. Microsoft'un yapay zeka isminin adı Copilot. Yani yardımcı pilot. Ana pilot değil. Otopilot da değil. Copilot. Yani yardımcı pilot. Neden yardımcı pilot? Çünkü sizi taklit ediyor. Başka bir şey yaptığı yok. Peki yapay zeka ne işe yarar? Yapay zekayı esasında çok kullanıyoruz. Kripto gibi değil. Kripto şu anda söyleyeyim, kullanışsız bir şey. Ben şimdiye kadar kripto parayı kullananı görmedim. Ama yapay zekayı kullanıyoruz. Ne zaman internete girseniz, ne zaman film seyretseniz, ne zaman bir şeyi seçmeye kalsanız hep arkasında yapay zeka var. İsmi yanlış. Esas da isim olarak yapay zeka ismi verilmesi biz bilgisayarcıların seksi isimler vermekten hoşlanmalarına kaynaklanıyor. Esas verilmesi gereken istatistikal e inference ya da istatistikal e istatistiksel e e sonuç çıkarma e verilmesi gerekiyordu. Ama o isim vermek istemedik. Çok daha seksi bir isim vermek istedik. O yüzden yapay zeka ismini kullandık. Yani şu anda yapay zekanın tek yaptığı şey istatistik olarak sonuç çıkarmak yapay zeka istatistik kökenli olduğu için de her şeye kullanılamaz. Mesela bir bankacılık sistemine bakalım. Bugün banka sistemine girdiğiniz zaman eğer size 198 güvenilirlikle bankadaki hesabınızda 10 milyon lira var ama %2 olasılıkla sıfır olabilir deseler ne dersiniz? Bu yüzden bankacılık sistemlerine kullanılamaz. ...ve diğer mission critical sistemlere de kullanılamaz. Mission critical demekle kastettiğimiz... ...yüzde yüz garanti olması gereken işlere yapay zeka kullanılamaz. Çünkü istatistik kökenli. Ve istatistikte olasılık kökenli. Yapay zekanın yanlış olduğu şeyler de var. Bunlardan bir tanesi de eğitim olayı. Data setini insanlar eğittikleri için... Eğer yanlış eğitirlerse bunu geri almak çok zor. Buna bir örnek olarak interneti görebilirsiniz. Şu andaki eğitim belirli kişiler, belirli milletler, belirli din anlayışlarından olan insanların, belirli bir ahlak anlayışından olan insanların yaptıkları eğitim sistemleri. Ve bunların eğitim tarzları belirli bir ahlak anlayışını, belirli bir modeli e, içeriyor. Bundan 10 yıl sonra bu ahlak anlayışını, bu doğru anlayışını ve bu düzen anlayışını geriye almak çok zor olacak. Peki bunlar çıkardığımız sonuçları bir özetleyelim. Birincisi yapay zeka yapay değil. İnsanlar eğitiyor. İkincisi yapay zeka zeki değil. Kendi başına bir şey bulamıyor. Sizi taklit etmeye çalışıyor. Çalışıyor. Takdir, taklit de edemiyor. Üçüncüsü yapay zeka özel amaçlı. Bunlara rağmen yapay zekanın pek çok kullanım alanı var. Ama dikkatli olmamız gerek. Çünkü yapay zeka belirli bir ahlak anlayışında olan belirli milletlerden, belirli dinlerden olan insanların eğittikleri bir sistem. Bu eğitim çok yanlış sonuçlara yol açabilir ve daha sonra Hangi şeyin yapay zeka tarafından üretildiğini, hangi şeyin üretilmediğini anlamamız çok zor. Ve son olarak söyleyeceğim, genel bir yapay zeka ortada yok. Zannetmeyin ki yarın önümüzde robotlar dolaşacak. Zannetmeyin ki yarın robotlar dünyayı eline geçecek. Böyle şeyler de yok. Kullandığımız çok çok basit, üniversite birinci sınıfta öğrendiğimiz istatistik algoritmalarından başka bir şey değil. Eğer üniversite bir birinci sınıfta e, istatistik dersi aldıysanız yapay zekanın uzmanısınız zaten. Teşekkürler.